Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, sağ olun. Biraz yoğun koşturmacayla geçiyor. Yani evin Aa, içindeyiz ama evin içinde böyle sanki böyle ofisten ofise gidiyormuş, farklı farklı toplantılar arasında koşturuyormuş gibi oluyor. Sanki yoğunluk vallahi adı daha arttı gibi. Sizde nasıl oluyor? öyle, öyle, öyle. Hepimizin öyle. Yani bir gün nasıl geçiyor, nasıl bitiyor? Azıcık daha uzasa şu gün diye dua ettiğim zamanlar oluyor bazen. Nasıl başlıyoruz, nasıl bitiyor bilmiyorum. Yani bu nasıl evde kalmak oldu ben de anlayamadım ama herkes de aynı şeyden şikayetçi. Ama yani inşallah şeydir, bizim için iyi bir şeydir bu. Yani iyi mi kötü mü henüz tam tayin etmedim böyle bir şey. Eşim de öğretmen. Mesela şey oldu. Mesailer normalde okulun dersi başlangıcı bellidir, bitişi bellidir. Şimdi ders Evet. saatlerinde, toplantılarda falan onların gayet dışına çıkan durumlar Evet. falan olmaya başladı. Böyle Evde mesai. herkes nasıl olsa rahattır diye düşünülüyor galiba. Ama kimse hiçbir şeye vakit bulamıyor. Yani bir yandan da tabii hani evin kendi yaşamını devam ettirmek de gerekiyor. Hepsi beraber biraz ortalık karıştı ama sağlık olsun diyelim. Ne yapalım, böyle devam edeceğiz herhalde biraz. Evet, kitap hakkında bir teşekkür belirten biri olmuş okuyucularımızdan. Ben de teşekkürlerinize teşekkürümü ileteyim. Bugünkü konumuzu şöyle bir girişini yapıp bir isterseniz neler konuşacağız? Arkadaşlara, katılımcılarımıza bir bahsedelim ana yapıya. Tamam, bahsedelim. Bugün öz düzenleme becerisini konuşacağız. Çocukta öz düzenleme becerisini konuşacağız aslında ama öz yönetim becerisini. Aslında herkese lazım olan bir beceri bu. Yetişkinlerde de çok gelişmiş mi? Onu da biraz irdelemek lazım, düşünmek lazım ama çocuk üzerinden gidip belki yetişkinlere faydası olacak da bazı içerikler tartışabiliriz karşılıklı. Bu dönemde sanki öz düzenleme, öz yönetim zaman bağlamında da çok farklı bir noktaya doğru geliyor, değil mi? Hani önceden daha böyle okullar daha organize, kontrol altında çocuklar, öğretmenlerin müfredatları belli falan ya da iş yerlerinde işte hedefler belli, işte şeyler key performance indikatör deriz, KPI'ler falan belli vesaire. Daha yapısal yönetilen, yönlendirilen bir mekanizma varken sanki bir anda aslında onların o kadar da güçlü yönlendirmeler olmadığı ortaya çıktı. Bir yandan Evet. ev hani kontrol uzaktan yapılabilirliği falan. Hani bu devirde de baskınlığı önemi son derece arttı sanki, değil mi? Hani mesela 2 ay önce önemli olduğundan şu anda daha önemli gibi gözüküyor. Daha önemli ya da daha önemli olduğunu fark ettiğimiz bir Evet. döneme geldik belki de. Her zaman önemliydi bu tabii. Ama işte insanlar hep bir arada bulunmadıkları için, özellikle aileler evde hep bir arada bulunmadıkları için kim ne yapıyor çok hani kendi hayatında, iş hayatında, okul hayatında kim ne yapıyor çok da bilmiyordu insanlar belki. Şimdi herkes birbirinin iş süreçlerini de görmeye başladı. Dolayısıyla biraz daha bu konuda farkındalık uyandı diye düşünüyorum. Bu hep lazım bir şey hayatımızın her döneminde. Şimdi tabii hani ihtiyaç biraz daha yükseldi. Evet, haklısınız. Çünkü aynı şey, çok fazla şey bir arada yapmamız gerekiyor. Ama bu hep yani her yaştaki insana lazım bir şey. Artık hayat zaten buna yöneltiyor insanı. Kimse bir başkasının yerine hayatını, işini, çalışmasını programlayamaz. Bu işe de yaramaz. Biraz göstermelik bir şey olur. Onun için kişilerin kendi hayatlarıyla ilgili öz düzenleme, yönetim becerileri, yani herkes kendinin yöneticisi olmalı. Aslında bakarsanız bu beceri geliştiğinde de daha planlı, daha rahat, daha verimli bir hayat yaşayabilir hem çocuklar hem yetişkinler. Biraz bunun üzerine konuşalım, neler olabilir, neler yapılabilir. Şeyi bir neler yapılabilire geçmeden önce ne durumda yani ne yapıyorsam neleri yapabiliyorsam öz düzenlemeyi öz yönetimi yapabiliyorum demektir. Neleri yapamıyorsam bununla ilgili problemim var. Onu biraz açabilir miyiz? Yani hem katılımcılarımız belki kendileri açısından da çocukları açısından da böyle bir problemleri var mı yok mu onu belki anlamak isterler. Sonrasında da Tabii. sağlarınızla ilgili tekniklere girebiliriz. Tabii biraz da flu bir kavram tabii. Bu böyle aslında birçok becerinin bir araya geldiği böyle tek tip isimleştirilen bir kavram. Aslında çoklu bir fonksiyona hitap ediyor bu.
Yani ben gene başlıklandırdım bunu zihnimde. Biliyorsunuz hep başlıkla konuşuyorum. Bunlardan bir tanesi yani öz yönetimi gelişmiş bir insanda hangi beceriler birlikte çalışıyor olmalı? Bunları düşündüm birazcık. Bir tanesi mesela odaklanma becerisinin kuvvetli olması lazım gerçekten ya da gelişmiş gelişmeye meyilli olması lazım. Bir diğeri planlama ve organizasyon becerisi. Bu konuda planlama ve organizasyon yapma kabiliyeti kuvvetli olabilmesi lazım. Bir diğeri zaman yönetimi. Zaman yönetiminde de iyi olmak lazım. Bu aslında çok başlıklı bir şey gerçekten. İşte bilişsel esnekliğe sahip olması lazım değişen koşullarla ilgili önlem alabilmek için. İş hafızasının kuvvetli olması lazım. Ki en önemlisi bahsedeceklerim içerisinde en önemlisi kendini kontrol edebilme becerisinin gelişmiş olması lazım. Bu 7 tane temel fonksiyon aslında bunların bir sürü alt başlığı ve yan başlıkları olabilir ama bu 7 tane temel fonksiyon bence bir insanda ya da bir çocukta çocuk üzerinden konuştuğumuz için onun üzerinden gidelim. Bir çocukta gelişmişse ya da geliştirilebiliyorsa o zaman öz yönetim becerisi de gelişmiş ya da geliştirilebiliyor anlamına gelebilir diye düşünüyorum. Bunlar çok Şöyle birbirinin içinde kavram. bir özetleyecek olursam genel manzara olarak yani alt başlıklarını zaten ortaya koydunuz. Mesela benzer durumda iki kişiyi düşünelim. Bir tanesi böyle şartların gerektirdiği durumları daha iyi algılayıp orada ne yapabileceğine ilişkin bir plan oluşturup uygulayabiliyorsa, daha böyle dizginleri olabildiğince aşırı kontrol anlamına gelmiyor tabii bu. Olabildiğince dizginlere hakim olabiliyorsa bu öz yönetimi daha yüksek bir kişi gibi düşünebiliriz herhalde. Öbür tarafta belki daha az belirsizlikle bile kontrolü kaybediyorsa bir kişi, yani kontrolü kaybetmesi, başa çıkmakta zorlanması, benzer şartlarda hatta daha düşük şeyde belirsizlikte bile o kontrol kaybı öne çıkıyorsa, o zaman bu öz yürütmede, öz yönetimde bir sorun var gibi düşünebiliriz herhalde, değil mi? Yani bir doğru Yani oldum mu, ne dersiniz? evet. Yani bence de öyle. Çünkü şartlara göre ve durumlara göre bu beceri değişiyorsa eğer, o zaman burada hani gelişmiş bir hani kendini yönetme kabiliyetinden bahsedemeyiz. İnsanın davranışları ve tepkileri her zaman zihinsel bir kontrol süzgecinden geçmeli. Yani eğer size yaşadığınız ortam, etrafınız ve yaşadığınız olaylar yönetiyorsa, o zaman İşte bir şiirsel bir söz var ya rüzgarın önünde kuru bir yaprak gibi saf derler. Ya öyle bir hayat beklersiniz ama hani dizginleri ele almak lazım. Bazen kendinizi kaybedebilirsiniz, kontrolünüzü kaybedebilirsiniz ya da işte hayatınızın kontrolü elden gidiyor diye düşünebilirsiniz. İşte o anlar zaten kritik zamanlar. Esas o anlarda gerçekten kendimizi yönetebiliyorsak, zihnimizi, davranışlarımızı kontrol edebiliyorsak, işte o yola kendimizi sokabiliyorsak, o zaman orada bence öz yönetim becerimizin gelişip gelişmediğini tayin edebiliriz. Hani her şey yolundayken, hayatı istediği gibi gidiyorken zaten kişinin hani her şeyi tıkır tıkır ilerliyordur. Kişinin bu becerisinin gelişip gelişmediği çok tespit edilmez. Esas bu tür kriz anladı. Mesela şimdi, şu aralar, özellikle bu Covid dönemi, esas bu becerinin gerçekten gelişkin olup olmadığına dair ipuçları verecek çok güzel zamanlar. Bu tabii küçüklükten kazanılacak aslında. Yani en güzel kazanma biçimi küçüklükten kazanılacak bir beceri. Ama bu her zaman her yaş dönemi için kritik ve geliştirilebilecek de bir beceri bana göre. Bu becerinin gelişmesinde 2 tane kritik dönem var. Bir tanesi erken çocukluk dönemi, bir tanesi de erken erişkinlik dönemi. Bu yaşları kaçırmamak aslında... Geliyor. Hani hangi yaşlara denk geliyor? Tanım olarak söyledik ama. Erken çocukluk diye düşündüğümüz okul öncesi dönemler, işte hani Evet. ilkokulun başı okul öncesi o aralıklar ya da işte 3 yaştan itibaren diye düşünebiliriz. Erken erişkinlik döneminde işte bu teenage kısmı, ergenlik ve ergenlik sonrası o kritik dönemler. Oralarda bu becerilerin gelişmesi için bir çaba sarf etmek lazım ki çocukların çok dağılacağı ya da karakter gelişimlerinin tam olarak oturacağı dönemler bu aralar aslında. Hassas dönemler bunlar. Bu hassas dönemlerde esas bu kabiliyetler kazandırılabilirse o zaman daha sağlam ve daha sorunsuz atlatılabilir. Yani kayıptan çok kazanca bakmak lazım. Çünkü o dönemlerde yaşanmışlıkları, yani karakteri
belirlemede önemli yere sahip bu dönemler. O açıdan bu dönemlerde birazcık daha dikkatli olunması gerekir. Bu anlamda hani ebeveynlerin de hem kendilerinin hem çocukların bu dönemlerine dikkat etmeleri lazım. Bunun için ne yapmak lazım? Hep başta söylediğimiz ve her zaman söylediğimiz şey ebeveynin öncelikle çocuğa öz yönetim konusunda rol model olması lazım. Bu kolay bir şey değil ama bu şart. Yani bu gerekli bir şey. Eğer herhangi bir durum karşısında ebeveyn zaten bu davranışı göstermiyorsa çocuğun şahit olduğu özellikle kısımlarda ve yerlerde bu davranışı gösteremiyorsa o zaman çocuktan bu davranışı beklemek çok doğru değil. Çünkü çocuklar biliyorsunuz ailelerinin, annelerinin, babalarının davranışlarını örnek alarak onlardan kritik davranış süreçlerini öğrenerek hareket ederler. Onların hayatlarını bir nevi kopyalarlar. Burada işin nörobilimsel temeliyle ilgili bir şey söyleyebiliriz. Özellikle bu gelişim süreci ergenlik dönemiyle ilgili. Aslında bu öz disiplin, öz denetim, öz kontrol, öz yönetim bu gibi konular aslında beyin fonksiyonları bunlar. Tabii. Ve o ilgili beyin fonksiyonları geliştikçe ortaya çıkan şeyler. Özellikle de ön beyin dediğimiz yani insanları aslında hayvanlardan farklı kılan beyin kısmı. O beyin kısmı bu denetleme ile ilgili inhibisyon yani engel olmak, dürtüleri kontrol etmekle bunlar orası tarafından gerçekleştiriliyor. Ve ergenlik döneminde oluşuyor bu beyin kısmı zaten. Yani hani ilgili nöronların oluşması ve nöronların arasındaki bağlantıların sağlanması ergenlik dönemi boyunca hatta 25 yaşına kadar da devam ediyor oradaki gelişme süreci. Elbette. O yüzden de hani belki şu çok kaçırılıyor. Hani çocuktan hani biz yetişkin olarak gayet kolay gördüğümüz bir şeyi ya bunun sonucunun böyle olacağını niye algılayamıyor ki falan. Algılayamıyor aslında çünkü zihinsel mekanizması o çıkarımları yapabilir durumda değil henüz. Evet. Ancak O örgü ilgili işte. mekanizmalar gelişmiş oluyor tabii. Evet Ama şu yani bizim anda örneklerimiz o anlamda çok kritik aslında. Yani o beyin yapılarının oluşumuna örnek kalıp şablon teşkil etmiş oluyoruz. Biz o tabii ki. örnekleri göstereceğiz, ona göre öğrensin. Aynen öyle. Yani bir tecrübe, ön tecrübe mekanizması gelişiyor. Anne babadan gördüğü ve işittiği, duyduğu, şahit olduğu sahneler çocuk için bir ön tecrübe. Yaşamadığı ama şahit olduğu bir tecrübe aslında çocuk için. Dolayısıyla işte hani o beynin ilgili kısımlarını nasıl geliştireceği, ne yönde geliştireceği de bu tecrübelerden yola çıkarak kaynaklanıyor aslında bakarsanız. Tabii çocuktan beklentimiz hani buradaki işte öz yönetim becerisinden kastımız ne? Çocuktan da bir beklenti içerisine girebiliriz ama yaşına göre uygun yönetim becerilerinden bahsediyoruz. Burada hayatını kendi başına planlayabilmesi, efendim her işini gününü planlayabilmesi, her işini kendi başına yoluna sokabilmesi değil aslında. Ama yaşa göre temel planlama ve yönetim becerilerini geliştirebilir. Bu çok küçük yaşlardan itibaren ergenlik dönemine kadar da uzatılabilir. Adım adım küçük küçük ama bu becerinin temellerini atacak nitelikte önlemler almak gerekir ya da organizasyonlar yapmak gerekir ebeveynler tarafından. Birincisi şimdi ne yapmak lazım? Önce çocuğu bir kendi haline bırakarak gözlemlemek lazım. Bir tanıyacağız çocuğu. Bakalım hangi durumlarda nasıl hareket ediyor? Bu çocuğun planlama becerisinde ya da işte kendini yönetme becerisinde neye ihtiyacı var? Nerede iyi, nerede eksik, nerede destek lazım? Eğer destek gerekmiyorsa çocuğa o zaman çocuğu işte karşımıza alıp bak bunları geliştirmek lazım gibi bir konuşma gerçekten çok anlamsız kalır. Çünkü çocuk onu zaten yapıyordur. O zaman sizin söylediğiniz şeyin önemi ortadan kaybolur. Yani bana bildiğim şeyleri anlatıyor diye düşünür çocuk. Bunu bilinçli ya da bilinçsiz düşünebilir. Dolayısıyla bence bu kısımda en önemli şey önce çocuğunuzu tanımak. Hangi yönleri kuvvetli, hangi yönleri düşük. Buna SWOT analizi deniyor biliyorsunuz. Bence bunu insanlar kendileri için de yapabilirler. Hangi yönleri kuvvetli, hangi yönleri düşük, nerede yardıma ihtiyacı var? Nerede bu çocuğun sıkıntıları var ve geliştirilmesi gereken noktalar neler? Anne baba bunu gözlemleyerek, tecrübeleriyle bir çocuğun yaşamına şahit olduğu, gözlemlediği anlarla bunu birleştirebilir zihninde ve bunlara ilişkin bazı önlemler ve planlar yapabilir.
Burada önemli başlıklardan bir tanesi. İsterseniz geçelim mi başlıkları yavaş yavaş? Anlatayım mı? Burada önemli başlıklardan birincisi odaklanma becerisi. Bir kere bu becerinin çocukta var olması lazım. Ya da ortaya çıkartılması lazım ki işte kendini yönetme becerisi gelişim basamaklarından ilki tamamlanmış olsun. Bu nedir? Bir işi başlatıp sonuna kadar yaptığı işe dikkatini vererek yürütebilme, götürebilme. Bu genelde şimdiki çocuklarda çok gelişmiş bir beceri değil maalesef. Burada tabii yaşam şartlarımızın da çok etkisi var. Çok hızlı bir hayat yaşıyoruz. Yani hayat akarken önümüze hızlı resimlere şahit oluyoruz gibi aslında. Onun için bu çocukların tabii bu becerilerin hemen bir anda gelişmesi ya da kendi kendine gelişiyor olmasını beklemek de çok haklı bir beklenti değil. Buna doğuştan bu yetenekle gelen çocuklar da var ama geliştirilmesi gereken çocuklar da var. Geliştirmek için aile ne yapabilir? Bir kere günlük hayatın içerisinde sadece hani ders çalışmakla ya da akademik okul yaşantısıyla birleştirmemek lazım bunu. Bir kere günlük yaşamını planlarken yaptığı işe ne kadar odaklanabiliyor? Bir işi nasıl başlatıyor, nasıl bitiriyor? Önce bunlardan başlamak lazım. Küçük Yani küçük belki adımlardan başlamak oyun lazım. oynarken bile değil mi? Hani Evet, belki tabii. sevmediği bir şey yaptırıyorsunuz, ona odaklanamıyor ayrı bir konu. Ama oyun oynarken Hı. bile odaklanamıyorsa, oradan oraya kopuyorsa belki bu daha önemli bir Evet. gösterge. Tabii yani çoklu işleyebiliyorlar çocuklar aslında şimdi. Ama bunu tabii şu hale getirmemek lazım. Böyle bir maymun iştahlık haline getirmemek lazım. Diyelim ki küçük yaştaki bir çocuktan bahsediyoruz. Diyelim, örnek vererek gideyim. İşte bir oyuna başladı, o oyunu bıraktı. Ay, bir başkasını gördü, hemen ona. Bir başkasını gördü, bunu da oynayayım. Böyle yarım bıraka bıraka gitmek. Ya da şunlara çok şahit olurum ki bence çok etkili. Mesela çocuk bir şeyle ilgili tutturdu, ağlıyor ya da bir şey istiyor. Onun hemen, aa bak, bu var falan diye dikkatini dağıtacak başka bir şey, araya başka bir şey sokmak. Bence bunlar çok küçük yaşta bu odaklanma becerisini bölen, bunun gelişmesini engelleyen şeyler. Evet, bir şeye odaklanmış olabilir çocuk, o anda onu yaşıyor, hissediyor olabilir ama onu çözmek lazım önce. Onu çözdükten sonra dikkatini başka bir yere vermek lazım. Tam olarak ne demek istediğimi anlatabildim mi bilemiyorum ama bu Yani böyle o özel... zaman kendi kendimizi aslında bozmuş oluyoruz değil mi? Çocuğun Evet. odaklanması ile hani o bir Evet. gelişim sürecinde bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. Çalışıyor İşimize tabii. gelmediği için o anda o hoşumuza giden bir durum olmadığı için belki kendimiz de bozuyoruz odaklanmasını. Tabii o anı bir çözecek o an. Bir orada ne olduğuna bir bakacağız. Yani çocuğumuz o durumda ne yapıyor? Ne bileyim hani hırslanıyor mu, zarar mı veriyor, ağlıyor mu, içine mi kapanıyor, huysuzluk mu yapıyor? Yani bir göreceğiz o çocuk orada ne yapıyor ve onu nasıl çözebiliriz? Önce ona bir bakmak lazım ki o becerimizi geliştirmek için o bir adımı atmış olsun. Bu önce çok yapılan bir şey. Hatta yorumlar da geliyor ben onu çok yapıyorum diye. Bir deneyin. Yapmamayı ve o durumu o anda kurtarmayı, çözmeyi bir deneyin. Yaşına göre çocukla konuşun. Ya da hani orada ihtiyacı olan duygu durumu neyse onu verin çocuğa. Destek olun, anlatın. Küçük çocuksa gözlerin içine bakıp İşte hani hep göz hizasından bahsederiz ya gerçekten o etkili bir iletişim yöntemi. O çocukla o hissiyatı kurmaya çalışın, bağı kurmaya çalışın. İşte göğsünüze sarın, bağrınıza sarın, o durumdan çıkmasını sağlamaya çalışın ama o durumu bir çözelim önce. O durum bitmeden başka bir şeye odaklandığımız zaman çocuk zaten otomatik olarak zihnini dağıtmaya yöneltilmiş oluyor. Bence buralardan başlıyor işte. Sonra ilerleyen yaşlarda önce kendi yaptığı işi bitirmesini, sıkıcı da olsa bitirmesini. Bu genellikle çok ufak bir detay ama çok kritik bir detay bence. Yani bir çocuk bir işten sıkıldı diyelim ki onu bırakma lüksü var. Halbuki olmamalı. Yani başladıysan bunu bir şekilde bitir bakalım nasıl sonuçlandıracaksın. İstemiyorsan tekrar yapma ama bir bitir yani başladığını bir bitir. Bence bu mesaj çocuğa verilmeli. Diğer türlü hani her şeyin bir tadına bakarak devam edebilme hakkını kendinde görüyor çocuk. Tabii hani bu çok kritik noktalarda evet hani yapması lüzumsuz bir şeyse, vakit harcayacaksa, zaman harcayacaksa ondan bahsetmiyorum ama anne baba bunu tayin edebilecek bilir çocuğunu gözlemleyerek. Bir soru sorabilir miyim burada Tabii hocam? Yani buyurun. odaklan diyelim ki hani bir yöntem acaba yararlı oluyor mu olmuyor mu? Yararlı gibi şu gözüken şeyler aslında tam tersi de etki edebilir sanki. Mesela diyelim ki çocuk bir konuya odaklanamıyor.
Hani o konuya beraber odaklanmak ama hani çocuğa fırsat bırakırak mı bırakmadan mı? Mesela bir şeyi çocuk odaklanıp yapamadı. Ben geldim adım adım yaptırarak odakta kalmasını kendim sağlayarak ama hani odak kasını, çocuğun odak kasını hiç kullanmadan tamamen kendi odaklanma ve yürütmemi zorlamamı kullanmış olursam. Böyle yaptığımda öyle odaklanmayı geliştirmek mümkün olur mu? Yoksa aksine Tabii. bu sefer çocuğun odağını, yani odağının güçlenmesini tersine olumsuz mu etkilemiş olurum? Şöyle burada kritik bir şey var, durum var. Aslında yardımcı da olabilirsiniz, tam tersine bozabilirsiniz. Bence bu anne baba burada eğer çok hakimse mevzuya ve nasıl yaklaşacağını biliyorsa, o zaman evet. Yani düşünme basamaklarını ve konsantre olabilme basamaklarını göstermeniz açısından, rehberlik etmeniz açısından evet, aslında çok doğru bir yaklaşım bu. Ama onun yerine düşünür, onun yerine cevaplar, onun yerine odaklanırsanız bu tabii çalışmaz. Yani çocuğun o görevi, vazifeyi siz kendi üzerinden size transfer etmesini sağlar. Onun için buradaki o ayrıma dikkat etmek lazım. Ama eğer o ayrımı verebiliyorsanız çocuğa, işte doğru soruları sorarak, doğru düşünme adımlarını kurarak ve bir süre sonra kendi haline bırakarak, yani diyelim ki çocuğu kanalize ettiniz ve ardından çekildiniz, o zaman evet bu bir yönlendirme biçimi olabilir, rehberlik biçimi olabilir. Ama orada dikkatli olmak lazım. Çocuğun hani o yükü üzerinden atmasına vesile olmamak lazım. Başka neler yapılabilir? Mesela bence günlük yaşamın içerisindeki birçok faaliyet, çocuğun bir işe odaklanmasıyla ilgili ya da odaklanma deneyimi yaşamasıyla ilgili çok işe yarıyor. Bunlardan bir tanesi tamirat işleri. Vida sıkma. Ne bileyim işte bir elektrik düğmesini tamir etme ya da pirinç ayıklama, mercimek ayıklama, kalabalığın içerisinden küçük küçük ayrıntıları seçebilme. Bunlar küçük yaşta da büyük yaşta da önemli beceriler. Hafıza oyunları. Eskiden bilirsiniz, bizim çocukluklarımız böyle geçti. Böyle kapalı kapalı kartlar vardı, açardık. İşte karşılıklı oynardık, aklımızda tutmaya çalışırdık. Puzzle yapma, bunlar gerçekten odaklanma becerisini geliştirecek ve çocukların sıklıkla yapmak istediği şeyler. Bunları çocuklara sık sık yaptırmak lazım. Ya da hatta işte şu dönemde mesela arkadaşları yok çocukların, aileler birlikte yapabilirler. Kitap okuma tabii şey gibi, İngiliz anahtarı gibi, yani her derde deva. Bunun yanında kitap yazma. Ben çocuklarıma, okuldaki çocuklarıma, kendi çocuğuma, benim çocuğum çok küçük, 4 yaşında, ama şimdiden yaptırıyorum küçük küçük onun yapabileceği şekillerde. Belki bir gün örnekleri de veririz nasıl yapabilecekleri ilişkin. Bence kitap yazma ya da bir yazı yazma, bir hikaye yazma. Küçük çocuklara en çok yaptırabileceğiniz şeyler masal ve hikaye yazma. Büyükler, daha büyük yaşta olanlar roman yazabilirler ya da uzun hikayeler yazabilirler, şiir yazabilirler. Yazma bence odaklanma becerisinin gelişmesi için de çok önemli ayrıntılardan bir tanesi. Çünkü yazmanın içerisinde planlama, organizasyon, üretme, hayal etme, hayalini aktarabilme, dil ifade becerisi, dünya kadar fonksiyon bir arada gelişiyor. Siz bir yazarsınız, siz daha iyi bilirsiniz. Dolayısıyla düşünüp planlayıp düşündüğünü ürettiğini bir akış içerisinde anlatabilme ve yaptığı işe odaklanabilme için yazma da gerçekten çok önemli. Bunu bütün çocuklara, gelişim dönemindeki bütün çocuklara tavsiye ediyorum. Buna hatta şimdi başlamaları için de çok uygun bir dönem. Çocukların evde hem oyalanmaları için çok uygun bir dönem. Bir araya gireyim hocam. Bir yayını Tabii buyurun. kaydetmeyle ilgili olarak bir yorum oldu. Yayınları kaydediyoruz arkadaşlar. Açık Beyin'in hesabından takip eden 24 saat içinde izleyebilirsiniz. Sonrasında da YouTube kanalında yine Açık Beyin'in yayınlanmak üzere iletiyorum. Ama henüz yayınlanmaya başlamadı orada. Ama ilk 24 saatte izleyebilirsiniz. Bir de soruları neden umursamıyorsunuz diye bir şey oldu ama akışın devamında zaten belirli konular var, sorular var yönelttiğimiz. Hani her soruya ona bakabilme durumumuz yok çünkü akışı ciddi anlamda o zaman kontrolü kaybetme durumu söz konusu. Sonda bir bakıp hani sorulardan özellikle vurgulamak istediğimiz noktalar olursa onlar üzerinde tekrar dururuz. Şöyle de Olur yapabiliriz. Sorular, mu? çok pardon. Buyurun. Sesler geç geldiği için üzerine konuşuyoruz bazen. Burada ben şeyi göremiyorum, kendimi de göremiyorum, soruları da göremiyorum. Benim alt ekranımda bir problem var. Soruları
Daha sonra zaten açık beyin hesabında duruyor galiba. Oradan bakıp onun üzerinden tekrar bir yayın yapabiliriz arzu ederseniz. Hani sorular minvalinde böyle o etrafta toplayacağınız bir şey daha yapabiliriz. Zaten geçen oturumlardaki sorular üzerinden hani konu belirlemede, sonraki Değer haftaların konu gösterin. belirlemede onları da dikkate alıyoruz. Şimdi Evet. odaklanmayı konu olduk bir genel olarak çerçeve biraz anlaşıldı herhalde. Takip eden diğer bahsettiğiniz alt başlıkları vardı. Evet. Sırada ne var? Odak sağlamakla ilgili şeyden sonra aşağı. Planlamayalım. Odaklanmanın hemen arkasından gelmesi gereken bence bir şey, gelişmesi gereken bir kabiliyet bence. Bu da hani ders çalışıyorsa, ders bir iş yapıyorsa, bir iş adımlarını adım adım akışa uygun şekilde düzenleyebilme becerisi. Bu da genel olarak şimdiki çocuklukta bu da çok gelişmiş görünmüyor gözlemlediğim kadarıyla. Burada şöyle ikiye ayırabiliriz. Mesela talimat gerekiyorsa talimat takibi. Talimat gerektirmeyen kendi başına planlaması gereken yerlerde ise akılcı, mantıklı ve akışa uygun bir şekilde planlayabilme becerisi. Bu iki beceri de çok önemli. Planlamayı böyle bir ikiye bölmüş olduğumuzu düşünün. Bu ikisi de çok önemli gerçekten. Mesela talimat verdiğimiz zaman o talimatları üst üste ve akıcı bir şekilde aklında tutup süresi içerisinde yerine getirebilme şeyi de becerisi de gerekli. Bu olmadığı zaman, talimat olmadığı zaman işi kendi başına yapması gerektiği zaman da o akışı kendi zihninde ön planlama yapabilmesi de gerekli. Bu da tabii yaşla gelişen bir özellik ama bunları hep hani yaş döneminin içerisindeki beklentilere uygun şekilde düşünmek lazım. Burada ne yapabilirler? Bu işte sıralama, hani bir işle ilgili sıralama bilgisini, zihninde planlama bilgisini oluşturmak için ne yapabilirler? Ev önerileri vermeye çalışıyorum genellikle, özellikle bu dönemde. Buradaki ev önerileri de profesyonel hayatları ya da öğrencilik çalışma hayatlarında etki edecek aslında şeyler, günlük hayatından etki edecek ayrıntılar. Mesela evde bir parti düzenlemesi yaptırabilirsiniz çocuğunuza. Bir işte ev toplantısı düzenlemesi yaptırabilirsiniz. Bu düzenlemeyi bu partinin planı çocuğunuza yaptırabilirsiniz. İşte ne bileyim kimler çağrılacak artık çağıramaz ama işte Zoom üzerinden bir canlı parti yapacaksınız diyelim ki. Yani hani fikir vermek için çeşitlendirmeye çalışıyorum. İşte kimleri davet edeceğiz? Neler kullanılacak? İşte ne bileyim yiyecek içecek bir şey hazırlanacak mı? Evin içerisinde hangi odada yapılacak? Evin içerisinde herhangi bir süsleme şeyi olacak mı, çalışması olacak mı, neler kullanılmalı, işte partinin etkinlikleri neler olacak diye ve birçok alt başlık olabilir. Ve bunları çocuğa planlatabilirsiniz. Hadi sen yap bakalım, sen düzenle, biz de bir ihtiyaç olursa karşılarız gibi. Adım Bir de adım. burada da kademe kademe gerçekleştirmek önemli herhalde, değil mi? Yani hani çocuğu ilk başta böyle onlarca adımı olan bir şey Tabii, planlayamayabilir. evet. Küçük Önce küçük. bu ufaktan başlayıp giderek Küçük daha küçük. karmaşık Evet. şeyleri Yaşına planlamalı. göre küçük yaştaki bir çocuğa da yapabilirsiniz. Bir söyle bakalım hadi sen neler koyalım? Partide neler olsun? İşte küçükse çocuğunuz. İşte balon koyalım mı? İşte ne bileyim süslemeleri olsun mu? Kimleri çağıralımdan başlayan biraz daha büyükse şu organizasyonu bir yap bağlantılarını kurdan daha hani karmaşık olacak bir düzene doğru yönlendirilebilir çocuk. Bu adımları önce zihninde planlayacak. Ben her zaman yazarak planlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle gelişim sürecindeki çocuklar hatta bizler için de. Çünkü zihinlerimiz çok karmaşık ve çok meşgul. Atladığımız mutlaka şeyler oluyor ve o bağları planladığımız işlerdeki o bağları kağıtta ya da işte online olarak planlıyorsak daha rahat görebiliyoruz. Sonra mesela yemek masası hazırlatılabilir çocukları. Onun görevi onun olur mesela. İşte oradaki masadaki yerleşim planını, düzenini, o anki işte yemek menüsüne uygun neleri koyması gerektiğini, bunlar hep hani zihninin o işlevlerini yerine getirmesi için gereken ayrıntılar. Kitaplık düzenlemesi yapabilir. İşte kitapları renk sırasına göre, büyüklük küçüklük sırasına göre, konu sırasına göre dizebilir, dekore edebilir. O da dizaynı, çalışma masası dizaynı yapabilir. Ama bunun önce bir planını çizer. Masamın işte şurasında şunları durmasını istiyorum, burası odamın böyle olmasını istiyorum falan gibi böyle dekorasyon planı çizebilir. Ve bunları yapabilmesi için önce zihninde bunları yaşaması gerekiyor. Hani bu süreci işte bir parti organizasyonu yapacak. Başından sonuna kadar o partiyi düşünüp tasarlaması lazım. Partide olacak işte ihtiyaçları, işte ne bileyim ya da odasını düzenlerken neyi nereye koyması gerektiğiyle ilgili
fikirleri zihninde önce kurması lazım ve bunu bir plan dahilinde yapabiliyor olması lazım. Bu da işte hep bu becerileri giriş niteliğindeki planlama 101 çalışmaları diyebiliriz belki. Bunun ardından tabii planı uygulamaya koymak için de bir organizasyon becerisi gerekiyor. Bu ikisi beraber çalışıyor biliyorsunuz. Planlama ve organizasyon. Planladığı şeyi uygulamaya koyabiliyorsa ve planladığı şekilde ilerletebiliyorsa o zaman da bu organizasyon becerisinin içerisine girer. Burada şunu değerlendirmek gerekir. Gerçekten planladığı gibi gidiyor mu işler? Gitmiyor mu? Bu neyi ölçer? Gerçekçi planlar yapabilmiş mi? Bu da önemli bir geri bildirim planlama ve organizasyon becerisinde. Dolayısıyla bu iki şeyi beraber çalıştırmak lazım. Bunun için de çocuklara benim hep önerdiğim şöyle bir şey var. Belki bir kısım yetişkinler, anne babalar da biliyordur. Zihin haritaları kullanılabilir. Bunu nasıl bir şey? İş akışı gibi düşünebiliriz. Ya da işte anne babalar bunu internetten de bakabilirler, araştırabilirler. Aslında çok işe yarayan görseller, yaptığınız planı ve uygulamasını görsellerle destekleyen ve aklınızda tutabilmeyi kolaylaştıran bir yöntem. Böyle bir Bir akış de halinde. bunlar resimlerle de yapılabilir. Dolayısıyla şey Tabii. hani okuma yazma bilmeyen bir Tabii. çocukla bile hani çizerek vesaire yapmaya imkan sağlayabilir. Tabii, evet. Hatta bunlar için tablolar var, tablolama yöntemleri var. İşte küçük küçük etiketler, stickerlar yapılıyor küçük çocuklara. İşte adım adım 1, 2, 3, 4 diye küçük böyle kağıtlara bölümler yapılıyor. Öncelik sırasına göre çocuk yerleştiriyor. İşte ne bileyim el yıkama ya da tuvalet alışkanlığı kazandırılırken de böyle olur. Önce işte lavaboya git kapıyı aç işte otur ondan sonra elini yıka pantolonunu çek gibi resimlerle de çocuk bunu çalışabilir. Bu her yaş için uygulanabilecek bir şey ama zihin haritası yöntemini özellikle ilkokul çağında ve sonrasındaki bütün çalışma şeyinde olan, döneminde olan çocuklara tavsiye ediyorum. Gerçekten çok işe yarayan bir yöntem. Hem planlama hem organizasyon için işe yarayan bir yöntem. Hani planlama ve uygulama ile ilgili temel olarak yapılabilecekler böyle özetleyebileceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında bir de bu ikisiyle birlikte yine işleyen zaman yönetimi var. Ona geçmeden şey düşünelim mi? Şimdi odaklama, planlama, uygulama. Bu Hı-hı. aslında baktığımız zaman bu başlıklara sadece çocuklarımızla ilgili sorun değil, günümüzde pek çok yetişkinin de bir noktada yapmayı bıraktığı şeyler bunlar. Yani hani bir şekilde bu yetkinlikleri ediniyoruz ama ondan sonra bir bakıyoruz bir yerlerde bırakmışız. Mesela işte Evet. işverenimize emanet etmişiz. Ailede birisi baskın çıkmış, bunları daha çok yapan falan, ona emanet etmişiz. Böyle aslında yetişkinlerin de durup bir düşünmesi gerekiyor sanki. Bunları ben yeterince iyi bir şekilde yapabiliyor muyum Yapabiliyorum. diye. Sadece çocuk değil de aslında olay. Tabii zaten hani konuşmaya başlarken her yaşa lazım dememin sebebi buydu. Yani hepimiz bizler de kendimize bir baktığımız zaman bunların ne kadarını tam olarak uygulayabiliyoruz? Orada bir soru işareti var. Tabii bizde çok fazla task var aynı zamanda aynı anda yapmamız gereken. Bazen işler karışabiliyor ya da şartlar değişebiliyor. Orada da işte bilişsel esneklik devreye giriyor bizde. O biraz daha hani yaşla birlikte gelişen bir şey, kabiliyet belki. Ama aslına bakarsanız şartlar bizi zorladığında bu becerileri o zaman bırakıyoruz diye düşünüyorum ben. Yani biraz kendimize de bahane buluyoruz. Eğer şartlar zorladıysa ve kontrol etmekte biraz zorlanacaksan, yani güç ve efor sarf edeceksek o zaman ya neyse artık bu da böyle olsun noktasına geliyor. Bu da işte öz yönetimin zayıf olduğunu gösterir aslında bakarsanız. Halbuki sonuna kadar survival modunda mücadele etmek işte bu kendini yönetebilen insanların becerisi burada ortaya çıkıyor. Bu da Bir de burada şöyle bir çelişki de var mı? Yani şey, kimde varsa onun daha çoğuna sahip olma ihtimali daha yüksek. Kimde de kıtlık varsa, bunlarda zorluk varsa daha da aşağıya gitme olasılığı yüksek, değil mi? Yani evet olabilir. Ama de ben var bunu bunda. pardon duyamadım Yani sesiniz kesildi. bir sarmal etkisi de var. Yani negatif yönümüz de önemli burada sanki. İyiye doğru gidiyorsak giderek daha iyiye doğru gidiyor. Ama bir şekilde yönümüz aşağıya doğru yönelmişse ve biz onu kurtarmazsak, yönümüzü değiştirmezsek, o zaman giderek daha bıraktığımız bir şeye doğru gidiyor. O Tabii. yüzden de hani sürekliliği ve sürekli kontrol çok kritik şeyler gibi duruyor.
Yani sabır, sebat, emek her türlü becerinin gelişiminde ve zayıflamamasında önemli bir faktör tabii. Eğer hani çabuk vazgeçiyorsak mücadele etmekten ya da kendimizi bir şey üzerinde, bir çizgi üzerinde tutmaktan çabuk vazgeçiyorsak o zaman elbette hani yönümüz de ona göre değişebiliyor. Ama şöyle bir seçenek de var insanlar için. Yönünüz ne olursa olsun, yani nereye doğru giderse gitsin, siz kendinizi kendi çizginizde de tutabilirsiniz. Böyle bir şansımız da var. Yani irademiz bunu sağlayabilir bize. Dolayısıyla bu birazcık insanın kendini ne kadar zorladığıyla ve kendinin hayatın yönetimini ne kadar elinde tutmak istediğiyle de belki alakalı. Tabii hani herkesin şartları çok değişik olabilir, değişken olabilir. Şartlara göre birçok şey değişebilir ama ben her zaman şuna inanıyorum. Bir şey yapmak gerçekten istiyorsanız, onun için gerçekten çaba sarf ediyorsanız sadece sizin için önünüzde birazcık süre uzayabilir. Süreleriniz ve süreçleriniz değişebilir. Onun dışında insan isterse istediği birçok şeyi istediği yöne çevirebilir. Hayatında istediği yöne çevirebilir diye düşünüyorum. İnsan olarak belki bilmiyorum ama yani buna inanmaya çalışıyorum en azından hayatımda. Evet, çalışana karşılığı vardır diye Yani inanıyoruz. er ya da Genel geç olarak da çözüyoruz da vardır. yani. Evet. Evet. Peki sonra sıradaki adımlardan biraz da vaktimiz de artık son 5 dakikaya geldik gibi. Oo, Sonraki gerçekten adımlar mi? biraz, evet bayağı ilerliyor vakit. Sonraki Biraz... adımları biraz toparlayabilir miyiz? Bu sürede yeterli Toparlayalım. olur mu? Almak gerekir. Buyurun. Tamam, toparlayalım. Birazcık daha hızlı geçelim. Bahsetmek istediğim son adımlar dediğim gibi bir tanesi zaman yönetimiydi. Burada çocuklar ne yapabilir? Zamanı doğru kullanabilmek gerçekten bizler için de önemli bir beceri, çocuklar için de önemli bir beceri aslında. Çok küçük yaştaki çocuklar için zaman algısını yaratabilmek adına belki kum saatleri kullanılabilir. Mesela bir işi bitirecek. İşte bir kum saat, bunu 2 kere çevirdiğimizde bitirebilecek misin bakalım, hani bir görelim falan diye. Çocuklara böyle bir zaman kontrolü verilebilir. İlerleyen yaşlarda da ajanda, günlük ajanda tutabilmek. Hatta ben size bir tane örnek getirmiştim. Burada kendime yaptım ajanda ama bilmiyorum görebilir misiniz buradan? Pek görebilecek gibi değil. Belki şeye koyabilirim. Instagram sayfasına koyabilirim belki. Buradan çok görebilecek gibi görünmüyor. Ben de kendimi göremediğim için yanında tutamıyorum. Hesabınızı bir tekrar söyleyin. Kayıttan izleyenler olursa Instagram hesabınızı söylerseniz oradan ulaşmak Elif isteyenler Naz için. Oğuz internet Instagram hesabım. Oradan bakabilirler. Bunları yüklerim oraya. Ajanda tutmak dediğim gibi, hatta kendi ajandalarını kendilerinin oluşturması da, hazır ajandalar yerine kendilerinin oluşturması da zaman yönetimi açısından çok bence önemli. Onlar çok güzel ajandalar yapıyorlar, böyle kendilerini süslü püslü. YouTube'dan tutorial'lar var bununla ilgili. Hani eğer çocuk bunun farkında değilse ebeveyn belki buna yönlendirebilir. Gel bak bunu yapabilirsin diye. Yazarak, işte tik atarak, çizelge yaparak çalışması bu becerinin kazanılması için önemli bir ayrıntı. Bunun dışında iş hafızasından bahsetmiştik. Burada karar verme becerisi ve işte buradaki işi sonuçlandırabilme becerisiyle alakalı aslında. Buradaki süreçleri ne kadar zihninde tutabiliyor? Adımları atlamadan ne kadar adımları takip ederek yapabiliyor? Aslında bu önemli. Bunun için ne yapabilirler mesela? Zihninde iş adımlarını tutabileceği ufak kodlamalar yapabilirler. Biz eskiden akrostiş yapardık. Belki bilmiyorum hatırlar mısınız? İşte yapacağımız adımları ben şöyle yapardım. Sürekli zihnimde tekrar ederdim unutmamak için hangi adımları yapacağım. 5 tane adım var diyelim ki yapmam gereken. O 5 adımı kendime göre kodlardım. Baş harflerinden bir şeyler oluştururdum falan. Bunlar bizim için de şimdi de yaptığım şeyler aslında. Hani not alabilecek bir durumda değilsem ya da o şey bir sunumdaysam mesela o sunumdaki işte konuşurken adımları atlayabiliyorum bazen çünkü çok fazla şey anlatmam gerekiyor aynı anda. Onları zihnimde kodlayıp o kodlardan çeke çeke yapıyorum. Çocuklara küçükten itibaren bu hafıza tekniklerini kullanmayı göstermek lazım. İşte ya da şöyle şeyler yapıyordum. İş adımlarını teker teker evimin odalarına yerleştiriyordum mesela. Evimin girişinden itibaren odaları tek tek geziyordum ve her bir iş adımını oraya teker teker yerleştiriyordum. Böylece
geri çağırmam gerektiğinde neyi nereye koydum? Sıra hangisinde onları bulabiliyordum. Bunlar gerçekten de çok ufak tefek ama işe yarayabilen yöntemler. Bir diğeri de ve en önemlisi de kendini kontrol edebilme becerisi tabii. Bu yetişkinlerde de çocuklarda da çok belki gelişmesi zor ya da gelişip gelişmediği ile ilgili çok fazla emin olamadığımız bir yöntem. Burada çocuklarla ilgili hani kendini kontrol edebilme becerisiyle ilgili en çok problem yaşadığımız şey şu. Anlık psikolojilerinde çocuklar kayboluyorlar. Yani o durumun geçici olduğunu ve bir sonraki adımda o durumdaki problemi yaşamayacağını, bunu çözebileceğini çocuk o andaki o psikolojisiyle anlayamıyor. Aile de genellikle bu psikolojide kayboluyor. İşte hani ailenin yönlendirici ve rehber olması gereken durum esası buyken çocuğun o andaki psikolojisinde aile kayboluyor. Çocuğun üzüldüğü şeyle dertleniyor. Halbuki onu oradan çekip çıkarması lazım. Bir rehber olarak, ebeveyn olarak, rehber olarak beklenen bu ebeveynden. Ama genellikle işte o duygu durumuna giriyor ailede. O zaman orada işler çıkmaza giriyor. Ve çocuğun bu becerisinin gelişmesini de engellemiş oluyoruz. Yani çocuğun oradaki duruma bir yukarıdan, dışarıdan bakmasını sağlayacak telkinler ve sözler vermek lazım. Hani sen bunu çözebilirsin, ben senin arkandayım ama bir duruma bak bakalım. Ne oluyor? Buradaki sorunun ne? Burada genellikle ailelerin daha kuvvetli olması gerekir diye düşünüyorum. Ben şöyle şeyler yapıyorum çocuğum. Hatta gene size bir kavanoz getirdim. Son dakikalarımız ama göstereyim size. Şöyle bilmiyorum, görüyor musunuz? Ben kendimi göremediğim için böyle bir Evet. ben kızıma böyle bir kontrol kavanozu yapıyorum. İçinde böyle ufak pomponlar var. Bunları bazen okulda çocuklara da yaptırıyorum. Böyle küçük pomponlar var. Siz bunların içerisine boncuk atabilirsiniz. Ne bileyim, aklınıza gelen pirinç atabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa yapabilirsiniz. Ona şöyle bir şey koydum. Kural koydum. İşte benim kızım da tutturduğu zamanlar oluyor. Eğer bunları engel olabilirsen, yani ben işte seninle konuştuğumuzda bunları tutturmaman gerekiyor. Bak, bu şu anda sen inat ettiğim şey, bunu bir kontrol et dediğimde, eğer yapabilirsen buna bir tane pompon atacağız. Bir tane pompon atıyoruz. İşte 5 kere bu durum yaşandığında 5 tane pompon atabiliyorsan toplamda sana bir şey alacağım, istediğim bir şey. Ne bileyim, bir kitap isteyecek, bir oyuncak isteyecek, ne isteyecekse artık. 5 tanesi dolunca bu kavanozlardan. Onun için böyle pomponları büyük yaptım, kavanozda küçük yaptım ki dolu olduğunu görsün diye. biraz daha motive olabilsin diye. İşte 5 tanesi biriktiğinde bir şey alıyorum. Ne istiyorsa öyle bir şey alıyorum. Böylece davranışı tetikleyecek bir şey yaratmış oluyorum onda. Çünkü soyut olarak söylediğimiz şeyleri çocuklar, hatta ergenlik döneminde bile çocuklar gerçekten anlayamıyor. Davranışı somut olarak davranışa yönlendirebileceğimiz araçlara ihtiyacımız oluyor. Bu işte bizde bu. Benim hani kızımın yaşına göre bu. Ama biraz daha büyük çocuklara göre bunu biraz daha hani yaşlarına uygun hale getirebilirsiniz ya da başka bir yönteme çevirebilirsiniz. Ama o davranışa sevk edecek, kendini kontrol etme mekanizmasına sevk edecek bir şeye ihtiyaç var çocuklarda. Çocuk bunu kendi kendine çoğunlukla yapamıyor. Ne zaman yapabilecek? Annesinin, babasının işte bu tür durumlarda kendini kontrol etmesi gereken durumlarda davranışını görerek yapabilecek. İşte o da feveran ediyorsa bir problem yaşadığında çocuk da feveran edecek. Ya da onun yerine bir durup sakinleşip bir bakalım ya bununla nasıl yaklaşmamız lazım, nasıl çözüm bulabiliriz diye düşünmeye meylediyorsa çocuk da ondan öğrenecek. Ama ikisi beraber hem çocuk hem anne baba düşünemiyorsa da o zaman böyle araçlara başvurup kendilerini terbiye etme yoluna girecekler. O davranışı gerçekleştirebilme yoluna girecekler. Her şeye bir tüm bulunabilir. Buyurun. Meşhur bir şey, marshmallow test diye bir kavram var ya, hani Evet. bir profesör, ismini hatırlayamadım şu an, bayağı genç yaşlarında böyle bir test yapmaya başlamış. Sonra onunla ilgili epeyce ileri konularda deneyler vesaire yapılmış, dünyaya yayılmış, zamanla başka şeyleri de denenmiş. Çok güzel bir kitap var bu konuyla ilgili. Hani o çalışmaların bulgularını, sonuçlarını değerlendiriyor vesaire. Çocuktaki o sabredebilme, odaklanabilme, erteleyebilme, kendini kontrol edebilme yetkinlikleri sonradan yaşamındaki gerçek başarı noktalarıyla da çok yakından bağlantılı çıkmış. Kesinlikle, Yani kesinlikle. hani bu şey gibi değil, böyle çocuğa sadece işte ya okulunda ödevlerinde yardımcı olacak bir yetkinlik falan kazandırmak değil bahsettiğimiz aslında. Tabii. Nasıl bir gelecek yaşayacağını,
hayattan beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağını, zorluklarla başa çıkıp çıkamayacağını aslında bu davranışlar belirliyor. O Tabii. yüzden bu yetkinlikleri aktarabilmek çok kritik gerçekten aileler açısından. Ya bu bir yaşam becerisi. Aslında hani bahsettiğimiz her şey birbirinin içinde, birbiriyle alakalı. Hani yaşama bilgisini, yaşama becerisini nasıl geliştirebiliriz konuşuyoruz aslında bakarsanız. Küçüklükten edindiğimiz tecrübeler, bilgiler, davranış alışkanlıkları neyse büyüdüğümüzde de onları ilerleyen zamanlarda da onları getiriyoruz. İşte eğer bunların farkına varabiliyorsak kendimize dönüştürüp düzeltebiliyoruz. Bunların farkına varamıyorsak işte yetişkin yaşamımızda da birçok problemle karşılaşıp o problemleri gereken bilinç düzeyinde çözemiyoruz. İşte aynen bahsettiğim az önce o anlık psikolojilerimizde kayboluyoruz. O deryada dönüp duruyoruz aslında. Biraz daha hani dışarıdan bakabilmeyi bilmemiz ve çocukları da gösterebilmemiz lazım. Yani herkesin başında söylediğim gibi kendi kendinin yöneticisi olması lazım. O zaman da işte biraz daha güven, toplumsal güven duygumuz belki bir önceki sohbetimizde konuştuğumuz gibi bizde eksik olan toplumsal güven duygumuz o zaman belki gelişebilir. Herkes kendini denetlemeyi, yönetebilmeyi, yeterince kendini idare edebilmeyi öğrenirse o zaman birbirimize güvenme katsayımız da artabilir diye düşünüyorum. Biraz daha rahat bir toplum olabiliriz belki bu anlamda. Evet, sorularda sizin Instagram hesabınızı tekrar soran bir arkadaş oldu. Elif Naz Oguz diye geçiyor, değil mi Ogusana. hocam? Evet. Tamam. Bir de kitapla ilgili bilgi soran oldu az önce söylediğim kitap. Marshmallow Test diye geçiyor olması lazım. Benim YouTube'da kitap okuma rehberi diye bir oynatma listem var. Kitap okuma rehberi Acungil diye aratırsanız çeşitli kitapları böyle tanıttığım, bahsettiğim bir liste. Orada sondan ikinci ya da üçüncü videoda kitabın içeriğinden daha detaylı olarak bahsediyorum. Merak edenler oradan da bakabilir. Evet, süremizi de tamamlamış olduk. Özetledik de genel olarak. Burada son bir tavsiye olarak yani bugün sizce bu konuda işte çocuğu olanlar, çocuğuyla beraber bu yetkinlikleri geliştirmek isteyenler böyle özetle bugün yapabilecekleri ve bir fark oluşturmaya başlayabilecek ufak bir şey nereden başlasınlar, ne yapsınlar sizce? Çocuklarıyla beraber zaman geçirmekten başlasınlar. Çocuklarını iyi tanısınlar. İyi tanımaya çalışsınlar önce. Çünkü bazen öyle şeyler görüyoruz ki anne baba gerçekten çocuğundan çok emin ama aslında çocuğunu gerçekten tanımıyor. Çocuğa çocuk gözüyle bakmaya çalışsınlar. Yetişkin değil, çocuk gözüyle bakmaya çalışsınlar ve kendilerinin o yaş dönemindeki ruh hallerini, zihinsel durumlarını hatırlayarak çocuklarını değerlendirmeye çalışsınlar. Burada hani bu becerileri kazandırırken hep bizim dikkat ettiğimiz şey aslında sürelerdir. Bu yaptığımız, bu konuştuğumuz şeyler aslında çok güzel içerikli şeyler ama bugünden yarına olacak şeyler değil. Her konuşmamda hemen hemen bunu söylemeye çalışıyorum. Anne babanın sabra ve süreçlere tahammüle ihtiyacı var. Çocukların da aynı şekilde. Her istediğiniz yönlendirmeyi, davranışı çocukta kazanabilir. Yani her türlü kazanımı çocuğa verebilirsiniz. Ancak sürece tahammül etmeniz gerekir. Bir kere bu konuda yapmak istedikleri şey buysa bu konuda bugün kendilerine hemen öğüt vermeye başlasınlar. Daha sabırlı, daha süreci gözlemleyerek, bekleyerek hareket etmeleri gerektiğini bir kere kendilerini bu konuda ikna etsinler. Çünkü burada problemler esas burada başlıyor Mustafa Bey. Yani benim hani çok fazla çocukla ve aileyle, ebeveynle beraberim. Benim en çok gözlemlediğim şey bu. Anne baba genellikle bugünden yarına sonuç bekliyor. İşte o ne bileyim bir şey konuşuluyor o hafta içerisinde sonuç bekliyor. Bu böyle bir şey değil. Bu bir Aslında süreç. sabır, çocuğa sabır kazandırmaktan bahsediyoruz. Anne babanın kendisinde sabır yok aslında, değil mi? Biraz evet, biraz öyle oluyor. Bu da hani sorun yaşamaktan korkudan kaynaklanıyor bence. Yani sorun yaşanabilir. Sorunun içeriğini nasıl doldurduğumuza bağlı, neyi sorun gördüğümüze bağlı ama yani sorun yaşamak, çocuğun bir şeyle ilgili bir şeyden mahrum kalıyor olması, bir şeyi yanlış yapıyor olması, hata yapıyor olması bunlar çok fazla dert edinecek şeyler değil.
Bunlar sadece kayda alınacak ve önlem alınması gerekecek şeyler. Nasıl çözebilirim odaklanmak lazım dertten ziyade. Yani dizlerimize vurup bu çocuk da bunu böyle yapmadı, bunu da öğretemiyorum bir türlü diye hayıflanmak yerine çözüm yollarına gitmek lazım. Ve çözümün de hemen günden yarına olmayacağını bilmek lazım. Bir de sanki bir şey daha önemli bu dediklerinizin yanı sıra, değiştirmemiz gereken şeyler daha çok kendimizde. Yani hani çocukta bir Tabii. davranış değişikliği oluşması için bizim onunla iletişim şeklimizin buna uygun olarak önce değişmesi ve bunun belli bir zaman boyunca sürerek etki etmesi gerekli ki Evet, o sonucu evet. elde edelim. Aynen öyle. Özellikle bir arada yaşadığımız süreçler, yani çocuk evden ayrılıp uzaklaşıncaya kadar ki kaç yaşına kadar yaşıyorsa bana göre o yaşa kadar ki anne baba tutumları çocuğun hayatının devamı için, karakterinin gelişimi için ve hayata bakış açısının şekillenmesi için kilit noktalar. Siz dışarıdan ne kadar müdahale ederseniz edin o kilit noktaları bazen gerçekten o kilit noktalara ulaşabilmeniz ve onları çözebilmeniz çok mümkün olmuyor. Yani o şeyi aşamıyorsunuz. Çünkü önünde yaşadığı ve içselleştirdiği model o. O model işte değişmiyorsa, o model hayatta o şekilde işliyorsa, o zaman çocuğa o kanaldan girmeniz, o yolu açmanız gerçekten zor olabiliyor. Anne baba olmak kolay bir şey değil. Ama çok kıymetli ve çok keyifli bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin. Fakat anne baba olduktan sonra insanların hayatlarında artık başka türlü bir yol tutturmaları gerektiğinin de farkında olmaları lazım. Daha kontrollü, daha gözlemci ve dışarıdan birinin, yani en kıymetlisinin, yavrusunun her zaman onu gözlemlediğini, farkında olmadıkları zaman bile onları izlediğini fark ederek hareket etmek lazım. Bu bilinçle davranmak lazım. Bazen nefes alacağız. Böyle isyan etmek gelecek içimizden. Ne bileyim, duvarları vurmak gelecek içimizden ama kendimizi tutmaya gayret edeceğiz. Bu bizim için de bir ruhsal ve zihinsel terbiye. Bu bize de iyi gelecek bir şey. Çocuğa da iyi gelecek bir şey. Bunlar karşılıklı birbirini izlemeyle, karşılıklı birbiri için hayatta bazı fedakarlıklarda bulunmayla ilerleyecek işler. Sürece tahammül ve sabır, ebeveynlerin her zaman konuştuğum gibi yumuşak duvarları, sonra çocukların ileride daha büyük ve daha sert duvarlara toslamalarını engelleyecek. Onun için hani mutlaka bariyerlerimiz olacak, sınırlarımız olacak, aile kurallarımız olacak. Çocuklar bilecek ki bizim ailemizde bu kabul görür, bu kabul görmez. Bunları bilecekler ama ebeveyn de her zaman bu konuda bir rehber mahiyetinde olacak. Ben şunu savunuyorum hep. Anne baba çocuk arkadaş değildir. Anne babadır. Ama arkadaş gibi olacağı zamanlar da elbette vardır. O dengeyi anne baba bir şekilde tutturmalıdır. Bu çerçevede ilerleyen aile ilişkileri sağlıklı ilişkiler olur. Çocuk da o sağlıklı ilişkide güçlü bir karakterle büyüyebilir. Niye özetleyeyim? Uzun bir özet oldu ama. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların öz denetim becerisi. Burada sanki daha böyle belki destek almaları ve oradaki psikolojik destekle ilgili bağlantılı olarak çocuk gelişimiyle ilgili vesaire oraya göre hareket etmeleri sanki daha uygun olur, değil mi? Önerebileceğimiz bir program var mıdır bunun dışında? Yani o biraz uzun bir konu. Onunla ilgili belki başka bir yayın yapılabilir. Ama önerebileceğim çok iyi bir kitap var bununla ilgili. İsmini yanlış söyleyebilirim. Özlem Sürücü galiba. Onun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bir kitabı var. İçinde aileler için rehber mahiyetinde örnek olacak davranış kalıpları da var. Çocukları, o tür çocukları daha iyi anlayabilecekleri araştırmaları ve örneklere yer veriyor. Bu kitabı önce okuyarak başlamalarını tavsiye ederim ama gerçekten uzun bir konu. Yayının sonuna geldik diye ben toparlamaya çalışıyorum. Belki bir başka yayın olabilir ya da Instagram hesabımda paylaşabilirim. Özlem Sürücüymüş. Evet, birkaç tane Özlem var bildiğimi takip ettiğim. Soyadını hatırlayamadım. Bu kitabı okumalarını tavsiye ederim. Eğer böyle bir şeyleri varsa, dikkat etmeleri gereken bir husus varsa orada çok ayrıntılı bir şekilde
rehberlik edecek kaynaklar bulabileceklerdir kendilerine. Belki biz de bir başka yayında değinebiliriz ona. Evet, çok teşekkürler. Zaten birazdan Ben teşekkür ederim. bugün bayağı uzun sürdü. Instagram atacağım Evet. birazdan. Çok teşekkürler katıldığınız için. Hem size Ben teşekkür teşekkür ediyorum. tüm izleyicilerimize. Tekrar Ben görüşmek teşekkür üzere. ediyorum. Çok mersi. Selamlar herkese. Hoşçakalın.